Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir güne başlıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir gün olur hepiniz için. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün yine 50 tane soru çözeceğiz. Sizden ricam arkadaşlar, her zamanki gibi videoyu beğenmeniz, beğenen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kanalı desteklemek için videoyu beğenmeniz yeterlidir arkadaşlar. Hepinize sınavda gireceklere şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazeden solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması, baş çene pozisyonu verilmesi. Bu önemli. Bilinç kaybı olduğu zaman bu başımıza gelme ihtimali var. Onun için de bilinç kaybı olan kişiler genelde yarı yüzü koyun yan yatırıyoruz. Yani baş geri çene yukarı pozisyonu falan vermiyoruz mümkün mertebe. O şekilde koymuyoruz. Çünkü dil geriye kaçabilir bilinç kaybısa. Onun için bu C seçeneği cevabımız. Dilin kaçmaması için de ne yapıyoruz? Yan yatırıyoruz kişiyi unutmayın. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin hangisini yapması yasaktır? Kazaya karışan aracın yerini değiştirilmesi, olaya en kısa zamanda yetkililere bildirilmesi, trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyulması, istenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi. Şimdi arkadaşlar Ağır hasarlı ve ölümlü kazalarda karşı tarafa belgeleri veriyoruz. Her zaman ağır da olsa hafif de olsa veriyoruz. Bu doğru artı arkadaşlar. Trafik güvenliği için yansıtıcılar koyması. Üçgen reflektör. Çünkü başka bir kaza oluşmasın diye bunu yapmak zorunda. Olaya en kısa zamanda yetkililere bildirilmesi. Bu da doğru arkadaşlar özellikle ağır hasarlı ve ölümlü dediği için bakın arkadaşlar yaralanmalı kazalarda kesinlikle yetkililere bildireceksiniz. Fakat hafif hasarlı bir kaza varsa mesela biri geldi arkadan size hafifçe çarptı yaralanma yok ölüm yok bu durumda ne yapacaksın? İkiniz fotoğraflarını çekersiniz iki şoför olay yerinden ayrılırsınız sigorta şirketi aracınızı yaptırır ya da yaptırmaz suçlu kimse ona karar verir. Ama ağır hasarlı olduğunda o aracın yerini kıpırdatmıyorsunuz. Yetkililere bildiriyorsunuz. Yani ölümlü kazalarda. Yine buradaki de zaten onu anlatıyor. Yasak olan. Araçların yerini değiştirmek, kıpırdatmak doğru değil ölümlü kazalarda. Geçelim. Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? İki çizgi arasında, alt çizgisinden aşağıda, üst çizgisinden yukarıda yağ çubuğunda hiç görülmemeli. Cevabımız A seçeneği ideal olan iki çizgi arasındadır. Yağ, su, yağ seviyesi arkadaşlar yağ çubuğuyla kontrol ediliyor. Odasından da sınav sorusudur. Hatta şurada birkaç tane notum var. Onu da göstermek istiyorum. Yağ lambası yanıyorsa stop Motora yağ külbütür kapağından konulur. Motor günlük kontrolde yağ. Yağ seviyesi iki çizgi arasında. Yine şurada yağla ilgili. Ben bunları uzun uzun okumuyorum. Siz ekranın fotoğrafını alın ya da durdurun mutlaka okuyun. Bu notlar çok önemli arkadaşlar. Sınavda çıkar. Yağın kontrol edilmesi nasıl oluyor? Yine burada yazıyor. Onu da okuyun arkadaşlar. Çok uzuyor video. Onun için ben bunu göstereyim size. Siz fotoğrafını çekin okuyun. Önemli burası çünkü. Yağı düz bir zeminde kontrol ediyoruz. Onu unutmayın. Yine arkadaşlar tekerleklerle ilgili çıkıyorsanız zamanlarda aklıma gelmişten onu söyleyeyim. Tekerlekleri söktüğümüz anahtarın ismi bijon anahtarı. Çünkü tekerlekteki somunlara bijon somunu diyoruz. Bijon anahtarı ile o bijon somununu söküyoruz. Tekerlekleri değiştiriyoruz ya da patlak varsa onu tamir ediyoruz. Onu da unutmayın. Geçenlerde çıkmıştı oradan aklıma gelmişken söylemiş olayım. Hangi aracın istenen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? marş, yakıt, ateşleme, direksiyon. Yön, yön diyor bakın. Yöne kolay zahmetli yönlendirmek. Tabii ki direksiyon sistemi bunun cevabı da. Manuel vites araçlar motorun ilk çalıştırılması esnasında hangi konumda olmalıdır vites? Boş, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Manuelde ilk çalıştırmada nerede olacak vites? Tabii ki boşta. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? Yavaşlamaları, yayaları ikaz ederek geçmeleri, yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri, okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları. Okul geçidi. Hangisini yapması yanlıştır diyor. Talimatlarına uyacak mı? Evet. Eleyerek gidelim. Yayalara ilk geçiş hakkını verecek. Evet. Yavaşlamaları. Evet. İkaz ederek geçmeleri, yayaları ikaz etmeleri yanlıştır arkadaşlar. Yol hakkı yayanındır. İkaz etmiyorsun her zaman için. Yine okul geçitlerinde öndeki araç sollanmaz. Bunu da söylemiş olalım. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması. Bakın kontrolsüz kavşak. Bunu bize söylemese bile biz bilmemiz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Çünkü nereden anlayacağız? Lehaya bakacağız. Herhangi bir leha varsa kontrollüdür. Işık varsa kontrollüdür. Işık ve levha yoksa kontrolsüzdür. Şimdi burada ne yapıyoruz? 3 tane aracımız var numaralı. Ya en başı ya en sonu bularak başlayın işe. En başı bulmanız zor olabilir. En sonu bulalım. Nasıl buluyoruz? Arkadaşlar bunlar çözdükçe pratik kazanacaksınız. Hocam niye oradan başladık diyor bazı arkadaşlarınız. İşte çözdükçe siz de bu hale gelirsiniz. Şimdi 1, 2, 3 numaralı araç var. İkisi düz gidiyor biri dönüyor. Kuralımız neydi? Düz gidenler öncelikliydi. O zaman ikisi düz gittiğine göre bunların ikisi öncelikli en son 1 gidecek. Hop 1 gideceği için çıktı cevap D seçeneği. Diğerlerini de sıralayalım. Bu 1 ile işimiz bitti. Bunu çarpı. 2 ile 3 arasında kim önce gider? Tabii ki 3 önce geçer. Neden? 3 2'nin sağında. Kuralımız neydi? Sağdaki araç öncelikliydi. O halde en önce 3 geçecek. Sonra 2 geçecek. Sonra 1. Bu kavşak soruları ile ilgili kanalda bir tane video var. O videoyu bulun ya da uygulamanın içerisinde linkini bıraktım önemli videolar kısmında. Oradan o kavşak sorularını izleyin, pratik yapın. Bir, 25 tane soru çözdüm. Mutlaka faydasını görürsünüz. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? siz park, yakını gösteren, uzağı gösteren. Bir aracı takip ediyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tabii ki yakını gösteren ışıkları yakacaksınız. Yakını gösteren ışıkları nerede yakıyoruz? Şehir merkezlerinde, aydınlatma yeterli olan yerlerde, araç karşımızdan geliyorsa, bir aracın arkasından biz gidiyorsak, kısa ışıkları yakıyoruz. Unutmayın. Uzun ışıklar aydınlatma yetersiz olan tünellerde, şehirler arası yollardaki aydınlatma yetersiz olduğu yerlerde uzun ışıklar. Yine kısa ışıklar 25 metreye aydınlatır, uzun ışıklar 100 metreye aydınlatır. Bunlar da ekstra bilgi. Çıkar sınavda. Devam edelim. Akünün bakımında hangisine dikkat edilir? Yağ seviyesi, antifriz seviyesi, elektrolit seviyesi, hidrolik yağ seviyesi. Cevabımız elektrolit seviyesi. Akünün içerisine ne koyuyoruz? Antifriz koyuyor muyuz? Asla unutma antifriz konulmaz. Akünün içerisine su ve asit konulur. Su da saf su. Hatta saf su yazalım. İşte %69'a %31-32 civarı işte oranlar değişebilir. Bu konu. Eğer ya aküdeki sıvı seviyesi bunun ikisini karıştırdığımız şey elektrolit diyoruz biz ona. Eğer elektrolit seviyesi azalırsa ne oluyor? Saf su ilave edeceğiz. Bu da bir sınav sorusu. Aracın lastiği kontrol edilirken hangileri dikkate alınmalıdır? Basıncı, diş derinliği, hasarlı olup olmadığı. Basınç önemli, diş derinliği önemli, hasar, herhangi bir çatlak, kırık, deform olmuş durumu var mı o da önemli. Doğru cevap D seçeneği. Bunu da geçelim. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? Yağ seviyesine, antifriz seviyesine, elektrolit seviyesine, hidrolik yağ seviyesine. Akü. Doğru cevabımız C seçeneği. Akü bakımında elektrolit seviyesine bakıyoruz arkadaşlar biz. Bununla ilgili neler karşımıza gelir akü meselesinde bakalım. Arkadaşlar akü işte göster yapan eldeki akü işareti budur. Araç hareket halindeyken bu işaret yanarsa aracı derhal durdurup kontak kapatmanız gerekiyor. Soru 1. Diğer bir soruya bakalım. Otomobillerde alternatör yani şarj dinamosu araç çalışır haldeyken şarj dinamosu aküyü şarj eder. Bunu unutmayın. Soru 2. Yine aracın motoru çalışmaz durumdayken yani araç durma halindeyken aküden kullanılır elektriği arkadaşlar. Yalnız hareket halindeyken alternatörden kullanıyor elektriği. Bunlar soru. Akünün içerisindeki sıvıya elektrolit yani bu sıvı saf su asit karışımıdır arkadaşlar. Elektrolit seviyesi plakaların üzerinde olmalıdır. İlla rakam sorarsa 1 santim demeniz yeterli. Ama rakam sormaz genelde. Yine arkadaşlar artı eksi olarak iki başlık vardır. Bir de şu önemli çıkıyor. Ee, herhangi bir yangın ya da kısa devre durumunda akü kutup başlarını sökmek gerekebilir. Sökerken önce eksi kutbu sökeceksiniz. Unutmayın bunlar önemli. Yine arkadaşlar şu çıkıyor. Akünün üzerinde pislik bulunursa akü deşarj olur. Yani boşalır. Onun için aküyü temiz tutmanız gerekiyor. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Ha akü elektrolit seviyesi azaltırsa saf su ekliyoruz. Bu da yine sınav sorusu. Akü ile ilgili bunlar çıkar. Siz yine de benim okumadıklarım yerlerde okuyun. Ben en önemli yerler okumaya çalıştım. Fakat şuralardan da arada sırada olsa gelebilir soru. Onun için okumanızı tavsiye ederim. Geçelim. Animasyonlu soru. Videoya göre hangisi söylenemez? Burası bir otoyoldur. Hız sınırı azami 40, asgari 130'dur. U dönüşü yasaktır. En sağ şerit kamyonların kullanımına uygundur. Şimdi videoya baktığımız zaman aslında çok da bir şey yok fakat video tekrar tekrar oynuyor. Levhalar bizim için önemli. Her araç izinin nizami bir şekilde gidiyor. Burası bir otoyol mudur? Evet. Levhalar arkadaşlar yeşil zemin üzerine olduğu için buranın otoyol olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca şurada 130 ve 40 levhalarını gördüğümüzde de söyleyebiliriz buranın bir otoyol olduğunu. Ondan sonra hız sınırı azami 40 asgari 130'dur. Azami 40 askeri 130'dur. Bu dursun. U dönüşü yasaktır. Evet şu levhaya göre yasaktır. Hemen 130'un altındaki levha U dönüşü yasaktır levhasıdır. En sağ şerit kamyonların kullanımına uygundur. Bu da doğru. Şu en sağdaki levhaya bakarsanız Sağ şerit kamyonların kullanımı için uygundur bu da söylenebilir. O zaman burada söyleyemeyeceğimiz nedir? B seçeneğidir. Azami 40 asgari 130'dur demiş. Tam tersini söylemiş. Buradaki hız sınırı nedir? Azami 130 azami demek en yüksek asgari de 40. Otoyollarda zaten az, 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 azami yani otomobiller en fazla 130'da gidebilir. Burada da en düşükte 40'la gideceksiniz. Aslında bir sürü de bilgi öğrenmiş olduk. Cevabımız o zaman nedir? B seçeneğidir. Tam tersini yazdıklar için. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde hangisi kullanılır? Antifriz, benzin, asitli su, motilin. Doğru cevabımız A seçeneği, antifriz arkadaşlar. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangisine yaklaşıldığını bildirir? Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine. Şimdi levhamız üçgen içerisinde belli ki demiryolu zaten tramvay, ta, tren neyse işte. Bu nedir cevabının o zaman ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği kontrolsüz. Şimdi biz sürücüler için böyle levha gördüğümüzde üçgen içerisinde levha ne anlama gelir? Dikkat et diyor bak. Burası kontrolsüz bir demir yolu geçidi var diyor. Ona göre tedbirini al diyor. Bunun içinde inek olsa yine aynı şey. Ev, evcil hayvan çıkabilir der. Yani bizi uyarıyor üçgen lefalar unutmayın. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motorsikletlerde. Çok kolay bir sorun. Koruma başlığı zaten bu şıklar arasında motosikletlerde takılıyor yalnızca. Bunu da bilelim. Geçelim. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? Sıcak su ile yıkanması, kanayan yere merhem sürülmesi, dirsek ile omuz arasında turnike uygulanması, kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Doğru cevap C seçeneği tabii ki turnike. Arkadaşlar turnike uygulanması gerektiğini nereden anladık? Büyük bir dış kanama diyor. Yani büyük çaplı bir kanama. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağı indirmek doğru mu? Zaten bu yanlış. Eleyerek de gidebiliriz. Sıcak suyla yıkamak yanlış. Merhem sürmek yanlış. Açık yaralara merhem, tentriyot gibi şeyler sürmüyoruz. Burada turnike uygulayabiliriz çünkü büyük çaplıymış bu kanama. Turnike nerelerde uygulanır? Bakalım mesela. Arkadaşlar kanamanın durmadığı, durdurulamadığı büyük çaplı kanamalarda turnike uygulanır ya da çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa yaralı güç koş koşullarda bir yere taşınacaksa, uzu kopması varsa turnike kesin uygulanmalı. Baskı noktalarına uygulanan baskı yetersizse, yani normalde kanamalara bakarsınız. Eğer baskı noktalarına uygulayacağınız baskı yeterli kanamayı durduruyorsa turnike ihtiyaç yok. Fakat durmuyorsa turnikedir. Şimdi turnikede dikkat edilmesi gereken şeyler var. Biraz da ondan bahsedelim. Mesela turnikedeki bezin şu bezin uzun kalınlığı 8-10 santim olacak. İp, tel kesici malzeme kullanmayacaksınız. Yine turnike uygulanan bölgenin üzeri örtülmez. 15-20 dakikada bir turnike gevşetilir. Yine turnike uygulanan kişinin alnına kalemle ya da artık rujla ne bulursanız orada turnike ya da T harfi yazarsınız. Ben kısaca özetledim. Şuraları mesela okumadım. Buraları siz okuyun arkadaşlar. Sınavda bakın çıkıyor. Sonra hocam biz anlamadık. E, anlamazsınız arkadaşlar. Ben şurada en önemli yerlerini okuyorum. Ama şansınıza bakarsanız okumadığım yer çıkar. Gerçi ben genel olarak her yere değinmeye çalışıyorum ama bakalım. Geçelim. Aki sülfürik asit içerdiğinden araçtan çıkartılırken veya tutarken dikkat edilmesi göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas edilirse ilk yapılması gereken nedir? Tiner ile yıkamak, bol su ile yıkamak, antifriz ile yıkamak, fren hidroli ile yıkamak. Yani arkadaşlar asit, sülfürik asit zararlı cildi tahriş edecek bir asit. Yani çamaşır suyu gibi filan düşünün yani buna basit manada ne yaparsanız mesela tuz ruhu gibi daha doğrusu ne yaparsınız mesela eğer bir cildinize temas etmişse ilk yapmanız gereken tabii ki bol suyla yıkamaktır arkadaşlar. Asitler vücudumuza temas ederse bol suyla yıkıyoruz mutlaka. Geçelim. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir? Carter, manifold, motor bloğu, silindir kapağı. Doğru cevabımız ana gövde. Yani silindiri oluşturan bir bütün parçaya C seçeneği motor bloğu adı veriyoruz. Geçelim. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Burada cevabımız nedir? Kesik çizgiden kastı nedir? Şudur arkadaşlar. Şu gördüğünüz çizgiyi kast ediyor. Bunun anlamı nedir? kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Yani sollama yapılabilir. Bu geçiş çizgilerinden biraz bahsedelim. Çok da uzatmadan. Kesik kesik. Bak şu şekilde kesik kesik yol çizgileri. Kurallara uyarak şerit değiştirebilirsiniz. Öndeki aracı sollayabilirsiniz. Devamlı yol çizgisi dediğimiz çizgi var bir de. O da bu arkadaşlar. Bunda da ne yapıyoruz? Sollama yapıyor, yapamıyoruz. Öndeki aracı geçemiyoruz. Bakalım başka kesikli çizgiler ne var? Şunlar var. Kesik devamlı yol çizgisinin birlikte bulunması şu şekildeki gibi. Bakın arkadaşlar burada hem düz çizgi var hem kesik. O zaman burada ne anlayabiliriz biz bunu? Şurada bir araç olsun A aracı. Bu araç sollama yapamaz. Geçiş yapamaz buradan. Çünkü A aracının bulunduğu bölgedeki çizgi düz çizgi gördüğünüz üzere. Şurada B aracı olsun bu şeritte, buradaki araç da böyle gelsin. A bu şekilde gidiyor. Peki B sollama yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Ya da şerit değiştirebilir, kurallara uymak şartıyla. Yani buradan B aracı buradan gelip bu şeride geçip giriş şeridine dönebilir. Neden? Çünkü kesikli çizgi var. Bir de arkadaşlar iki tane yan yana devamlı çizgi var. O da şu gördüğünüz üzere bu çizgi. Burada da nedir arkadaşlar? Bu çizgi, bu çizgi taşıt yolunca bölünmüş yol durumuna getirilmiştir. Ayrıca refüş anlamındadır. Hiçbir sebeple karşı tarafa geçiş olmaz. Yani bu yolu bölünmüş yol haline getirmiş bu çizgi. Eğer bu şekildeyse ne buradaki araç geçebilir ne de buradaki araç sollama yapabilir. Kesinlikle bu araçlar birbirlerinin şeridine geçemez bu iki çizginin üzerinde. Geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim uygulamamız var. Onu da indirmenizi tavsiye ederim. Mutlaka orada bol bol soru var. O soruların hepsini çözerseniz özellikle deneme sınavları, günlük sınavlar onları mutlaka çözün. İnşallah çözerseniz hepiniz geçersiniz diye tahmin ediyorum. Videoyu da tekrar söyleyeyim. Beğenmeyi unutmayın ben desteklemek için. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesini gerekli görmez. Ve anlaşırsa durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki iddiada hangi tür kazalarda geçerlidir? Ölümlü kazalarda, yaralanmalı kazalarda, maddi hasarlı kazalarda, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda. Arkadaşlar maddi hasarlı, hafif hasarlı kazalarda karşıdaki şoförle anlaşarsanız, tutanağınızda tutup fotoğraflarınızda çekerseniz olay yerinden ayrılabilirsiniz ve polisi beklemenize gerek yok. Fakat ölümlü, yaralanmalı kazalarda kesinlikle ambulans ve polisin gelmesi gerekiyor. İsteseniz de anlaşsanız da ayrılamazsınız olay yerinden. Geçelim. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Evet arkadaşlar geceleyin yapıyorsa A seçeneği dur. Arkadaşlar bu trafik polisin işaretleri ile ilgili çok fazla anlatacak bir şey yok. Şuraya koydum fotoğrafı. Yalnız bununla ilgili kanalda bir tane video var arkadaşlar. Trafik polisinin işaretleri videosu. Onu mutlaka izleyin. O videoyu zaten 12-13 dakikalık bir video sanırım. Onu izlerseniz bu işaretlerle ilgili bir daha soru kaçırmazsınız. Tüm soruları yaparsınız. O videonun linkini de yine bu videonun açıklama kısmına, yorum kısmına bırakacağım bir yerlere. Ya da direkt kanala gidip bulabilirsiniz. Trafik konu anlatım playlisti var oradan. Geçelim bunu da. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Cevabımız bu sorumuzda arkadaşlar. Bu gördüğünüz üzere bölünmüş yol başlangıcını ifade ediyor bu lehamız. Yola çiziliyor arkadaşlar. Bunlar zaten yol üzerine çiziliyor. Bakın şu şurada bunlarla ilgili çıkanları koydum. Yata işaretlemeler, katılma, bölünmüş yol başlangıcı. Bakın. Çok çıkanlar bunlar. Aynı şekilde bir diğer çok çıkan soru ise bu arkadaşlar. Bu yaya geçidi. Bu da yaya geçidi. Bu yavaşlama uyarı çizgisi. Bu da bölünmüş yol başlangıcı. Bunlar önemli arkadaşlar. Çıkıyor. Geçelim. Verilenlerden hangileri kafatası ve omurga yaralanmalar nedenlerindendir? Spor ve iş kazaları, yüksek bir yerden düşme, otomobil ya da motosiklet kazaları. Bunların hepsi arkadaşlar kafatası ve omurgayı yaralayabilir. Doğru cevap D seçeneği. Soru basit. Hiç uzatmayalım. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Moped yolunu, bisiklet yolunu, moped'in giremeyeceğini, motosikletin giremeyeceğini. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Moped'in giremeyeceğini gösteriyor bu levhamız. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? Okul geçidi, yaya geçidi, hemzemin geçit, rampalı geçit. Demir yolu ve karayolunun kesiştiği yer. Hemzemin geçit. Cevap C seçeneği. Bununla ilgili sınavda sorular geliyor. Onun için şunlara bakmakta fayda var. Hemzemin geçit neymiş? Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz yer. Yani bariyer, şu bariyerler bazen oluyor bazen olmuyor. Bakalım. Bu önemli bu fotoğrafa bakın. Bir de bunun lefası var. Kontrollü demiryolu yolu geçidi. Kontrolsüz demiryolu yolu geçidi. Bunlar da bazen çıkıyor az dostal sınavda. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez. Bu sorumuzun cevabı da D seçeneği motorlu taşıt giremez anlamını taşıyor. Geçelim bunu da. Motorsikletlerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yapılması zorunludur? 4, 3, 2, 1. Cevap C seçeneği 2. Bu muayenelerle ilgili neler çıkabilir? Hemen hızlıca bakalım geçelim. Çok da durmayalım. İşte lastik tekerlekli traktör ve 3 yıl sonunda 3 yılda bir. Hususi otomobil romörklere 2 veya 3 tekerlekli araçlar. Bak 2 tekerlekli, 3 tekerlekli. Bu motor sikletler bunda ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir. Diğer motorlu araç ve romörklere her yıl. Ticari araçlar filan her yıl. Otobüs, kamyon, minibüs gibi araçlar. Bu işlemi yapan kurum TÜVTÜRK'tür. de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bir yerdir. Unutmayın bunu da soruyorlar. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların... Görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisindir? İş makinesi, polis aracı, ambulans, itfaiye aracı hepsi de geçiş üstünlüğüne sahip araç bunların. Tesadüfün dördü aynı yerde bulunmuş. İlk hangisi geçecek? Cevap tabii ki C seçeneği ambulans. En önemlisi hasta taşıyan, can taşıyan budur. Bu önemlidir. Şimdi bunlarla ilgili sıralamada şudur. Unutmayın cips kuralı diyoruz biz buna. Önce C, Sonra İ, sonra P, sonra S. Yani önce can kurtaran, sonra itfaiye, sonra polis, sonra sivil savunma aracı. Cips bak baş harflerini birleştirince cips çıkıyor. Yani can kurtaranla polis karşılaşınca hangisi geçecek? Can kurtaran itfaiye ile polis karşılaşırsa itfaiye geçecek. Bu şekilde aklınızda kalsın. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? Kireç, atık, yanıcı madde, yakıcı madde. Doğru cevap atıklar çevre kirliliğine sebep olur. Bunu da geçelim. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma, işlev kaybı, hareket ile azalan ağrı. Doğru cevap hareket ile azalan ağrı. Azalır mı arkadaşlar, artan ağrı. Bu yanlış. Şimdi burkulma nedir bakalım. Burkulma eklem yüzeyler anlık. Bakın unutmayın. Sınav sorusudur. Aklınıza kalsın anlık olarak ayrılması. Kalıcı olarak ayrılması ayrı, anlık olarak ayrılması ayrı bir tanıma girer. Anlatacağım, onu da anlatacağım. Fakat şurada anlık anahtar kelimemiz olsun. Yine burkulma belirtileri, ağrı, şişlik, kızarma, işlev kaybı. Burkulmalarda ilk yardım nasıl olacak? Burkulan eklemi tespit edeceğiz. Yani sabitleyeceğiz. Şişi azaltmak için bölge yukarı kaldırılabilir. Hareket ettirmiyoruz. Mümkün mertebe, kesinlikle hatta Geçelim. Baş veya yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki basın noktalarından hangisine basınç uygulanır? Baş veya yüz. Kasık, koltuk altı, şah damarı, köprücük kemiği üzeri. Değerli arkadaşlar, basılar nereye uygulanıyordu? Amacı neydi? Kanamayı durdurmak. Şimdi en yakın noktaya uygulayacağız. Fakat en yakın baskı noktasına. Doğru cevap burada C seçeneği. Şimdi en yakın baskı noktalar nerede hocam? Neden bildin sen? İşte burada arkadaşım. En yakın baskı noktası. Baştan bahsediyorsa, ayaktan bahsediyorsa mesela şuralara uygulan. Mesela kol. Burada baskı noktaları var. Şunları görüyor musunuz? Boyun. Koltuk altı. Baskı noktaları bunlar. Kanamanın olduğu en yakın noktadaki baskı noktasına baskı uyguluyoruz. Bu fotoğraf aklınızda kalsın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma, işlev kaybı, hareket ile azalan ağrı. Doğru cevap hareket ile azalan ağrı. Azalır mı arkadaşlar, artan ağrı. Bu yanlış. Şimdi burkulma nedir bakalım? Burkulma eklem yüzeylerin anlık. Bakın unutmayın. Sınav sorusudur aklınıza kalsın anlık olarak ayrılması. Kalıcı olarak ayrılması ayrı, anlık olarak ayrılması ayrı bir tanıma girer. Anlatacağım, onu da anlatacağım. Fakat şurada anlık anahtar kelimemiz olsun. Yine burkulma belirtileri, ağrı, şişlik, kızarma, işlev kaybı. Burkulmalarda ilk yardım nasıl olacak? Burkulan eklemi tespit edeceğiz. Yani sabitleyeceğiz. Şişiyi azaltmak için bölge yukarı kaldırılabilir. Hareket ettirmiyoruz. Mümkün mertebe. Kesinlikle hatta. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekte şiddetin değişmesi, genellikle göğüs ortasından başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması, kalp spazmı. Doğru cevap B seçeneği. Genellikle göğüs ortasından başlaması cevabımız. Geçelim. Şekildeki güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 3 tane güç aktarma organı işaretlemiş numaralandırmış. Şimdi bunları yaparken şu şekilde yapmanızı tavsiye ederim en bildiğinizden Karıştırmayacağınızdan Bence burada en bilinen ya da en bilinmesi gereken diyeyim süspansiyon şey süspansiyon diyor. Güç aktarma organı Diferansiyel olmalıdır çünkü diferansiyel özel bir parça karıştırmazsınız Şu parça diferansiyel burada ikinin diferansiyel olduğunu bilirseniz diğerleri belki işinizi kolaylaştırır Şimdi iki diferansiye O zaman ya bu ya bu Bakalım bir, Bire bakalım bir Çıkmadı cevap. ikisi arasında kaldık. Eğer bulamasak sallayacağız. Birin burası nedir? Aks'tır. Pardon şafttır. O zaman şaft diferansiye aks. Bu şekilde eşleştirerek gidin. Cevap A seçeneği. Şimdi bu süspansiyon süspansiyonda kaldı aklım. Bu süspansiyon değil de bu güç aktarma organları neler karşımıza neler çıkıyor onlara bakalım. Arkadaşlar güç aktarma organlarının tamamını buraya yazdım. Sınavda çıkıyor. Diferansiyel, aks, şaft, tekerlek, vites kutusu. Bazen şu vites kutusunu soruyorlar. Ok işareti çıkartıp soru işareti koyup. Motor bunu bilmeniz lazım. Yine güç aktarma organlarının parçaları. Volan dişlisi, debriyaj, vites kutusu. işte şaft, diferansiyel, aks, tekerlekler bunların hepsi. Burada özel bir parçamız var. Onu unutmayın. Sınavda çıkar Çünkü. O da diferansiyeldir. Diferansiyelin görevi neymiş? Virajlarda aracın daha kolay hareket ve kontrol edilebilmesini sağlıyormuş. Yani dönüş sırasında iç ve dış tekerleğin arasındaki hız dengesini kuruyor. Yani şu diferansiyel dediğimiz şey aracı dönüşlerini kolaylaştırıyor. Bu diferansiyel sayesinde araç dönüşlerini kolayca alıyor. Kısaca bu işin Türkçesi bu. Bunu unutmayın çünkü sınavda çıkar. Diğer organlar nelerdir? Vites kutusu aracın hızını, gücünü, torkunu ayarlar. Çıkar zaman zaman. Şaft yine çok şey değil. Akslar, şunlar. Bir de bu çıkabilecek şu debriyaj çıkıyor zaman zaman. Motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Bazen bu metni veriyor. Bu organın ismi nedir diyor? Debriyaj yani kavrama sistemidir bu da. Yine motor ve vites kutusunun yerlerini unutmayın. O ok işareti çıkartıp soruyorlar sınavda. Geçelim. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? Bakalım 2 numaralı aracı arkadaki araç. Bakalım şıklarımıza. Bisiklet yolunu kullanması. Şurası bisiklet yolu. Doğru mudur? Hayır. Yayalar ikaz ederek bekletmesi. Şurada bir yaya geçidi var. Okul geçidi hatta. Bekletmesi doğru mu? Hayır. Yaya ve okul geçitlerinde yol yaya ve okul öğrencilerindir. C sol şeride geçip yoluna devam etmesi yani şöyle yapıp gitmesi doğru mudur? Hayır. Bunu açıklayacağım şimdi. D bu bölgede azami 30 yani maksimum 30 km/saat hızla gitmez. Zaten okul bölgelerinde hız sınırı 30'dur. Lefada da yazıyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Doğru cevap D seçeneği. Arkadaşlar burada sollama yapılmaz. Şimdi bu konuyla ilgili değineceğimiz birkaç madde var. Sınavda çıkıyor sıkça. Arkadaşlar okul ya da yaya geçidi ile ilgili levhamız şu. Okul geçidi, yaya geçidi lefası. Okul bölgesinde 30'dur hızımız. Bu şekilde lefası olur. Olmasa da 30'dur. Önemli bilgi şu var. Yaya ve okul geçitlerinde öndeki aracı geçmek, duraklamak, park etmek yasaktır. Zaten soruya dönüp baktığınızda düz çizgi var. Düz çizgi nedir? Sollama yapılmaz. Yani sollama olmaz. Duraklamak, park etmek de yasaktır geçitlerde. Yine diğer bir maddemiz yaya ve okul geçidi kurallarını 3 kez ihlal etti eden bir aday sürücü. Eğer aday sürücülüğünüz süresince yaya, yaya ve okul geçidini 3 kere ihlal ederseniz sürücü belgeniz iptal edilir. Bunu da unutmayın. Bir diğer husus. Arkadaşlar okul servislerinde şu dur lefası olur. Yani bu lefa bu ışık yani ışık aslında bu. Bu dur ışığı yandığı sürece servisten öğrenci inip biniyordur. Onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Servisi sollayamazsınız. Kornaya basamazsınız. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Bir de arkadaşlar okul servisinde camlar ya da kapılar nasıl olacaktı? Sabit yani açılmayacak. Öğrencilerin açamayacağı şekilde olacak. Bu da önemli bir bilgi. Geçelim. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Bakalım. İşaretimiz bu. Arkadaşlar bu işarete göre araçlar bu şekilde park edilmesi gerekiyor. Yani 1 ve 2 okey. 3 yanlış. Doğru cevap ne? Yanlış arıyoruz biz 3. Şimdi bu park etmenin bir de tanımı varmış. Neymiş? Araçların durma duraklaması dışında gereken haller dışında bırakılmaya park etme deniyor. Tanım önemli. Şimdi park konusuyla ilgili başka neler gelebilir? Bakalım. Şimdi arkadaşlar park konusunda lefalarımız var. Öncelikle onlara bakalım. Park etmek yasak. Duraklamak ve park etmek yasak. Bu da park yeri lefası anlamına geliyor. Şu yerde çizilen park işareti, engelliler aç işareti. Bu park alanının engellilere ayrıldığını, engellilere ait park yeri olduğunu ta anlamını taşıyor. Yine park etmede arkadaşlar nasıl yapıyoruz? El freni ile araç sabitliyor. Yol eğimli ise yani inişte geri vitese yokuşta birinci vitese takıyoruz aracı. Camlar ve kapılar kilitliyoruz park ettiğimizde. Yine yok yaya ve okul geçitlerinde öndeki aracı geçmek, yaya geçidinde ve okul geçitlerinde öndeki aracı geçmek, sollama yapmak yani ve park etmek yasaktır. Yine toplu taşıma araçlarının duraklarını belirten lefaların her iki yönüne bu da önemli sınav sorusu. Duraklara 15 metre mesafe içinde park yasaktır. Alt ve üst geçit ve köprüleri 10 metre mesafe içerisinde park yasaktır. Bu da önemli. Buradan kesin bir soru gelir diye düşünüyorum. Geçelim. Hatta durun geçmeden önce şunu da göstereyim. Az önceki soruyla bağlantılı. İşte arkadaşlar burada hatalı 3. Bu şekildeki lefa görürseniz. Bu şekildeki bir lefada park bu şekil yapılması lazım. 3 doğru 1 ve 2 yanlış oluyor. Bu park lefalarına bakın mutlaka çıkıyor zaman zaman. Şimdi geçelim. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarının özelliklerindendir? Kanamanın sızıntı şeklinde olması, kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması, açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması, kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi. Doğru cevap atar damar. Bak A ile başlıyor. Açık renk olacak kalp. C, C seçeneği arkadaşlar. Kan rengi Şimdi bu kanamalarla ilgili ne karşımıza gelebilir? Bakalım, inceleyelim. Kanamalar iç kanama dış kanamalara ikiye ayrılıyor. Doğal deliklerden olan kanama var bir de o çok çıkmaz. O da işte yine kulak burun ağız kanamalar, doğal deliklerden olan kanamalar. Dış kanama kanın dışarıya aktığı kanama, iç kanama kanın içeriye aktığı kanama. Dolayısıyla içeriye aktığı için kanamayı göremeyiz biz. Şurada fotoğrafımız var. Mesela kılcal damar, toplar damar, atar damar kanaması. Heh, doğal delikler de gerçi yazmışız buraya. Kulak, burun, boğaz, ağız kanaması. Kılcal damar kanaması sızma şeklindedir. Kıl gibi kıl kalınlığında günlük hayatta çok karşılaştığımız basit kanamadır arkadaşlar. Önemsenmez. Toplar damar kanaması. Toplar koyu kırmızı renktedir. Sızar, taşar biçimindedir önemli. Atar damar kanaması ise açık renkte. Bakın arkadaşlar bu A ile başlıyor bu da A ile. Karıştırmayın diye ben size kodluyorum ipucu veriyorum. Atar damar kanaması ise açık renkte fışkırır tarzdadır. Yine kanamayı azaltmak için kanayan kol ve bacak kalp seviyesinden yukarıda tutmak kanamayı azaltır. Yani kanamayı azaltmak için kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı tutabilirseniz tutun. Çünkü kan daha yavaş gideceği için kanama azalır. Yine basınçlı uygulamalarda kanama sargıyla ve benzeri durumda durmuyorsa turnik uygulayacağız. Bu da sınav sorusu. Geçelim. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiği 3 cm inecek şekilde bası yapılması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. D. Kalp masajı hızının saatte 100 bas olacak şekilde uygulanması. Şıklar tek tek inceleyelim. Yanlışları bulalım arkadaşlar. Biz doğru olanı arıyoruz. Göğüs kemiği 3 santim. buraya yanlış arkadaşlar. Göğüs kemiği 5 santim inecek. Buradaki 3 rakamı yanlış. O zaman bu değil doğru cevabımız. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanılması. Bu da yanlış arkadaşlar. Bilinç kontrolü ile başlıyoruz. C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum. 30'a 2 kuralı. Bu dursun olabilir. D. Kalp masaj hızının saatte. Hop. Saat olur mu arkadaşlar? Dakika deseydi doğru olabilirdi. Fakat saat dediği için yanlış. Bu da yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği kendini belletti zaten. Şimdi inceleyelim bu temel yaşam desteği ile ilgili ehliyet sınavında bize ne soruyorlar. Arkadaşlar burada 10-15 tane bilgi vereceğim. Kesin bir tanesi gelir sınavda. İyi diye sorarak bilinç kontrolü yapmış olursunuz. Bebeğin ayak tabanından yapıyorsunuz bebeklerde bilinç kontrolü. Hasta yaralı sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılıyor. Temel yaşam desteğinde arkadaşlar bunların hepsi Yine baş geri çene yukarı pozisyonunu veriyoruz. Bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye. Göğüs kemiği yetişkinlerde 5, bebeklerde 4 santim inecek. 30 kalp masajı 2 suni solunum, 30'a B2 kuralı. Yine dakikada 100 bası. Arkadaşlar burada 15 tane yeri işaretledim. Siz tamamını okuyun bu sayfanın ama bu özellikle 15 işaretlediğim yerden bir soru sizin sınavınızda mutlaka gelir. Unutmayın. Geçelim. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar yaz aylarında kış lastiği kullanırsanız kış lastikleriniz çabuk aşınır. Kış lastiklerinin yapısı kışa, soğuğa, ıslaklığa uygundur. Ona göre diş yapısı da ona uygun, uygundur. Sertliği de kışa uygundur. Siz yazın onu kullanırsanız lastikleriniz daha çabuk aşınır. Arkadaşlar bununla ilgili 1 Nisan 1 Aralık 1 Aralık 1 Nisan Aralığı pardon 1 Aralık 1 Nisan Aralığı kış lastiği uygulama tarihlerdir. Bunu da unutmayın. Sınavda çıkıyor. Geçelim. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracın hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlallerinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangisinin yerine getirmemiş olur? A. Hırçınlık B. Bencillik C. Sorumluluk D. Hoşnutsuzluk Arkadaşlar başkalarına zarar vermek sorumluluğunuzu iyi bir sürücü olma sorumluluğunuzu yerine getirmemiş olursunuz. Hız ihlali ve benzeri durumlarda. Geçelim. Yakıtı doğrudan doğruya silindir içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank minne ileten motorlara ne denir? Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor. Şimdi bazı arkadaşlar hep söylüyor hocam işte benzer sorular çıkıyor ya da aynı ya da farklı Bu aslında bizim bildiğimiz bir konu ama bakın burada hemen Farklı bir kavram kullanmış burada Hikaye uydurmuş Sizin kafanızı karıştırmak için Aslında bizim burada nedir silindir içerisinde yakılan Motorlara ne diyoruz işten yanmalı motor diyoruz Biz buna benzer soru çözdük ama bakın soruya bir iki kelime eklemiş değiştirmiş Sınavda da bu şekil gelir arkadaşlar ya aynısı gelir sorunun Çoğu zaman aynısı geliyor fakat aynısı olmadığı zaman da Bu şekilde bir iki kelimeyi değiştirip soruyorlar kafanız karışmasın Onun için hep ne söylüyorum İşin mantığını anlayalım Yani benim söylediklerimi iyi dinleyin soru ezberlemeyin Şimdi burada içten yanmalı motor arkadaşlar içten yanmalı motor dediğimizde ne gelecek aklımıza bakın şurada şeması var Bakın içten yanmalı motorlar 4 şemadır Birincisi emme ikincisi sıkıştırma üçüncüsü yanma Dördüncüsü egzoz zamanı. Bakın egzozdan duman çıkıyor. Şimdi bakın bunun mantığı nedir biliyor musunuz? Bakın burada bir animasyon var. Emme zamanında dikkat ederseniz bakın yakıt emiliyor. Bakın piston aşağı giderek şu şuradan yakıt ve hava emiliyor. Sonra bu emilen hava ne oluyor? Bak ikinci zamanda sıkıştırılıyor. Sonra burada ateşleniyor. Bak ateşleme zaman sonra egzoz zamanında da oluşan gazlar dışarıya atılıyor. Ateşleme benzinli araçlarda Buji ile dizel araçlarda sıcak hava üzerine yakıt püskürtülerek, motor motorim püskürterek yapılıyor. Bakın bu şemayı unutmayın. Bu şema rastgele bir şema değil. Piston aşağı iniyor. Bakın aşağı indiği zaman şu alan burada bir alan oluşuyor ya bakın şurada. Bakın oku gördünüz mü yeşil oku. Bu aşağı indiği zaman şu kapak gibi olan kısım aşağı iniyor. Burada oluşan boşluğa yakıt ve hava doluyor. Sonra bu dolan havayı sıkıştırıyor. Bak geri tekrar itilerek ikinci adımda sıkışıyor. Bak gördünüz mü? Sonra üçüncü adımda sıkıştırılan hava ateşleme oluyor. Sonra egzoz zamanı zaten. Yani bunlar kafadan böyle ezber değil. Sıkıştırma derken gerçekten sıkıştırılıyor burada yakıt ve hava. Bu sorular çok çıkar dediğim gibi bunu unutmayın. Geçelim. Baş, boyun, gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekiyor? Karın yaralanmalarında, bacak yaralanmalarında, göğüs yaralanmalarında, omurga yaralanmalarında. Evet çok çıkan bir soru. Şimdi değerli dostlar burada baş, boyun, gövde diyorsa omurga yaralanmalarında dikkat edeceğiz. Omurga tehlikeli bir yaralanmadır. Çünkü değerli dostlar kişi felç olur dikkat edilmezse. Mümkün mertebe baş boyun gövde özellikle baş boyun kelimesini görürseniz kişinin omuriliği zarar görmüş olabilir. Dolayısıyla mutlaka mutlaka hareketsiz kalmasını sağlayacaksınız. Burada da cevabımız D seçeneği. Geçelim. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? Yalnız 1, yalnız 2, 1, 3, 2, 4. Şimdi baktığımız zaman bir tane ortada polis var. Başka leha ve benzeri bir durum yok. Biz zaten levha olsa bile polis olduğu zaman önce kime uyuyoruz? Polise. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Trafik işareti olsun, levha olsun. Polis olduğu sürece polisin dediğine uymak zorundayız. Onun dedikleri öncelikli. Burada da cevabımız nedir arkadaşlar? Hangi araçlar beklemelidir? 2 ve 4 bekleyecek. Yani polisin ön ve arkasında bulunan araçlar bekleyecek. Kolunun istikametinde bulunanlar geçecek. 1 ve 3 geçecek. Bununla ilgili çıkıyor zaman zaman şaşırıyorsunuz. Şimdi şurada gösterelim. Bakın burada trafik polisinin hareketlerinde ön ve arkasında duran araçlar beklemeli. Bak ön ve arkasında. Yani şu iki araç beklemeli. Çünkü ön ve arkasında ne demiş? Kol ve omuz istikametinde bulunan araçlar geçmeli. Yani şu araç geçebilir. Şimdi kol ve omuz istikameti derken niye omuz diyor? Çünkü arkadaşlar polis sürekli takdir edersiniz ki bu şekilde eller havada bekleyemez. Eller havada bu şekilde bekleyemez. Neden? Şu işaretle şu işaret aynı manaya geliyor. Yani bakın şu polis elleri açık bekliyor burada. Şu polis de bu. Yine bu polisi buraya alıp koyarsak eller kapalı bir şekilde neye dikkat edeceğiz? Omuz diyor bak. Boşa omuz demiyor. Omuz istikametindeki araçlar bu şekilde koyarsak yine bir ve bu ve bu bekleyecek. Niye bu aynı anlam? Bu ikile işaret aynı anlama geliyor. Sebebi de şu. Arkadaşlar takdir edersiniz ki polis eller açık şekilde bekleyemez sürekli yorulduğu zaman kolunu indirirse yine aynı anlama gelir. Bir de hazır trafik polisinin işaretlerinden bahsederken çok farklı bir işaret ama çok joker bir işaret çok çıkar. Arkadaşlar el yukarıda ise polisin mutlaka dur kelimesini aramalıyız cümlenin içerisinde. Yani elini yukarı kaldırmışsa mutlaka durla ilgili bir şey söylüyordur. O da çok çıktığı için bahsetmek istedim geçelim. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bakın şu önemli 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına hangisi asılmalıdır? Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında sarı bez, kırmızı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında 20 kırmızı bez, yeşil yansıtıcı 20'ye 20 ebatında yeşil bez. Cevabımız nedir? Basit bir soru. C seçeneği kırmızı yansıtıcı önemli bir de 20'ye 20 santim arkadaşlar onu okumadım. Şimdi bu çeken çekilen araçlarla ilgili ne görebiliriz başka neler karşımıza çıkar kısaca bakalım. Çeken çekilen araçlarda önemli olan şeyler şunlar. Bakın ışık bozuksa çeken çekilen aracın arkasında gündüz kırmızı yansıtıcı. 20'ye 20 batında bas. Gece ise kırmızı veya kırmızı yansıtıcı. Şunlar önemli. Çeken çekilen araçlar arasındaki mesafe en fazla 5 metre olabilir. 5 metreyi geçemez ve bu mesafe iki üzerine çıkarsa işte ortasına şu şekilde işaret koyacağız. Az önce yazıyordu ya ne kadar olduğu da burada yazıyor işte standart iki buçuk metre fakat iki buçuk metrenin üzerinde olursa araya bu şekil bir işaret koyacağız. Onun haricinde maksimumda da 5 metre olur. Bunu sorarlar. Bağlantıları çelik çubuk, çelik alat zincirle yapılabilir. Yine arkadaşlar şu önemli. Çekilen aracın freni bozuk ise bu aradaki mesafe 1 metreyi geçemez. Ve çeki demiriyle yapılacak çekme işlemi. Yine çeken araç freni bozuk araç çekerken 15 kilometre saat diğer hallerde yerleşim yer şey. işte bunlar çok da çıkmasa da şu 1 metre 5 metre. Bir de şu ortaya konulacak işte ebatında kurdele zaten sorumuzda da bu şekilde yansıtıcıydı. Bunlar önemli. Geçelim. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir? Şarj, marş, eksi, artı. Hangisi sökerken? Cevabımız C seçeneği. Önce eksi kutbu söküyoruz. Vücudumuzda belirli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne ad verilir? Doku, hücre, gövde, sistem. Bu ezber sorusu. Bunu şu şekilde göstereyim. Doğru cevabımız C seçeneği. Organların oluşturdukları yap arkadaşlar. Organlar birleşerek sistem oluşturur. İşte şurada. En küçüğü hücre. Sonra doku, sonra organ, sonra sistem, sonra organizma insan oluşuyor. Yani bunlar bir hücreler birleşerek dokular meydana getirir. Dokular birleşerek organlar, organlar birleşerek sistemler, sistemler birleşerek organizmayı meydana getirir. Bu sıralamayı da unutmayın. Geçelim. Takograf cihazın kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmek, c. sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek, d. sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek. Doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Çalışma ve dinlenme sürelerini tespit ediyor. Zaten sürücü takograf cihazına ehliyetini tanıtıyor. Dolayısıyla ne kadar kullandı, nerede ne hız yaptı onlar hep kayıt altına alınıyor. Yine takograf cihazı otobüslerde, kamyonlarda ve benzeri şeylerde zorunlu. 1 ay kayıtlarını saklamak zorundasınız. Takograf cihazının kayıtlarını araçta 1 ay, iş yerinde 5 yıl saklamak zorundasınız. Bunlar da önemli. Geçelim. Evet arkadaşlar bugün de belli sorumuzu bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah hepiniz geçersiniz. En başta da söylediğim gibi arkadaşlar kanalı ve beni desteklemek için videoyu beğenmenizi istiyorum, rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki gün görüşürüz. Hoşçakalın.